hepinizin bildiği gibi genç yaşında katledilen bir kadın. 6. celse. Tabii ki 6. celse görüldü. Bu celseye kadar aslında devam eden sadece iki sanığın yargılaması vardı. Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılamasıydı. Soruşturma aşamasında savcılık makamı Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, babasının ortağı ve eski eşi için takipsizlik kararı, bunların suç işlememiştir diye karar vermişti. Biz buna hukuki olarak itirazımızı yaptık. Suç ceza hakimliği de itirazımızı reddetti. Aslında olağan tüm kanun yolları kapanmıştı. Biz ama ortada bir suç olduğunu, bunların suçları gizlediğinin farkındaydık. Bu yüzden olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Buna kanun yarına bozma diyoruz. Kanun yarına bozma kapsamında öncelikle Adalet Bakanlığı bizi haklı gördü ve dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da dosyadaki çelişkileri gördükten sonra suç ceza hakimliğin kararının kaldırılması gerektiğine ve bu sanık bu kişinin de yargılanması gerektiğine hükmetti. Ardından bugün sorguları yapıldı. İlk defa geldiler, sorguları yaptılar. Sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunmaya devam ediyorlar. Yani ilk gün söylediklerini bugün farklı farklı anlatıyorlar. Çelişkili açıklamalar tamamen devam ediyor. Bizim kanaatimizce suçun işlendiği sabit. Yani cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı, ona ilk gün yardım eden Mertcan Avcı, fakat daha sonraki süreçte ayın 20'sinde suç delillerini gizleyen kişi ise bugün yargılanan 4 tane sanık. Bunlar kim? Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi. Nasıl? Çok kısa bir basit bir örnekle açıklayayım bunu. Cemal Metin Avcı 20 Temmuz tarihli ifadesinde hiçbir şeyi kabul etmiyor ve Bağevinden asla söz etmiyor. Ardından Cemal Metin Avcı'nın öncesinde ve sonrasında avukatıyla görüşmeler yapıyor Eda Karagün. O zamanki adı Eda Avcı. Ve daha sonra anne, baba, eş ve ortak bir şekilde Bağevine gidiyorlar. Bağevine gittikten sonra orada geçirdikleri belli bir miktar süre var. Bu sürenin ardından Bağevini terk ediyorlar ve ne hikmetse ertesi gün Cemal Metin Avcı ayın 21'inde cinayeti bu sefer kabul etmeyi uygun görüyor kendi çapında ve bu sefer Bağevinden bahsediyor. Yani bir gün önceki ifadesi Bağevinden asla bahsetmeyen Cemal Metin Avcı bir gün önce aile üyelerinin gidip Bağevini tamamen temizlemesi, delilleri yok etmesinin ardından gidiyor ve cinayeti bu sefer itiraf ediyor. Bugün yapılan yargılama bununla alakalıydı. Biz sanıkların hepsinin hala tutuklanmasını istedik. Fakat mahkeme tutuklama taleplerini bu aşamada reddetti. Fakat şöyle bir şey var. Sanıkların avukatları, yani sanık müdafi meslektaşlarımız sanıkların duruşmadan varisi tutulmasını istediler. Bu ne demek? Duruşmalara gelmesinler daha istediler. Fakat mahkeme bunu reddetti. Duruşmalara gelmeye devam edecekler. Bir sonraki celse tanık dinlenecek. Dinlenecek olan tanık bizim bugün aslında sürekli üzerinde durduğumuz, niye bu avukatla sürekli görüştünüz diye bir avukat meslektaşımız dinlenecek tanık olarak. O da şöyle: Selim Avcı ve Eda Karagün Bağevine gittiği zaman Bağevinde 5-6 dakikalık süreç içerisinde avukatla görüşmüşler ve ardından Bağevini terk ediyorlar. Yani önce avukatın ofisinde toplanıyorlar, ardından Bağevine gidiyorlar. Pardon, Bağevinden çıkmadan önce avukatla görüşüp Bağevini terk ediyorlar. Bir sonraki celse bu meslektaşımız dinlenecek. Dosya ilerliyor. Esasen bir daha beklenen bir müzekkere cevabı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün itibariyle mahkeme başkanı geldiğini söyledi. Ama şöyle bir durum var onda da. Bugün gerçi onlar da inceleyememişler. Biz de duruşma öncesi istedik, bakamadık. Duruşma sonrasına bakmak istedik. Duruşmana bakmak istedik. Aldık aslında ama baktığınız zaman sadece bir üst yazı var Türkçe olarak. Ve diyor ki Adalet Bakanlığı'nın görüşme metresinde Amerika'dan gelen cevap yazı bu şekildedir diyor. Amerika'da bir takım evraklar gönderilmiştir. Başka bir talebiniz var ise bize söyleyin, biz yeniden değerlendirelim diyor. Ama ne geldi ne bitti şu aşamada mahkeme dahil kimse bilmiyor bunu. Çünkü onlar daha evrakla açıp bakamamışlar. O yüzden bir bilirkişi durumu var. Şu an gelişmeler bu şekilde. Buyurun. Şimdi bugüne kadar raporlar iki şekildeydi. Hep veya diyordu. Yani boğma veya yakma diyordu. Fakat son gelen raporda artık veya ibaresi V'ye dönmüş. Yani burada Pınar Gültekin'in katledilmesi sadece boğma değil, boğma ve aynı zamanda yakma. Yani aslında Pınar Gültekin öldürüldüğü zaman hayattaymış. Bununla ilgili de sanık müdafiilerinin bir takım itirazları oldu. Bu rapor çok uygun değil, yeni rapor vesaire alınsın diye mahkemede bunu reddetti. Sonuçta Adli Tıp Kurumu'nun raporu, Adli Tıp Kurumu'nun raporu her şeyi açıkça ortaya koymuş vaziyette. Yani şunu açıkça söyleyebiliriz ki cinayet hunharca
ve canavarca işte işlenmiş. Çünkü o sırada Pınar Gültekin hayattaymış.